Arkadaşlar, dev çekilişin bitmesine sayılı günler kaldı. Hem diyorsunuz ki şu çekilişi yap katılacağız. Yapıyorum, katılmıyorsunuz arkadaşlar. Beni çok üzüyorsunuz. Bakın arkadaşlar, benim cebime 1 gram para girmiyor. Tek amacım siz kardeşlerimin hayallerine ulaşırken azıcık da olsa benim emeğimin olması. Ben hayallerime ulaşamadım, sizler ulaşın diye elimden geleni yapıyorum. Ronaldo'nun Dünya Kupası'na giyeceği gramponu, aynı zamanda tuttuğunuz takımın orijinal formasını hediye ediyorum. Kapınızın önüne kadar, evinize kadar getireceğim. Tek yapmanız gereken çekilişe katılmak. Açıklamada adımları koydum. Kuralları uygulayın, çekilişe katılın. Bana çıkmaz demeyin arkadaşlar. Şansınız deneyin. Hadi videomuza geçelim. Merhaba canlar. Yeni bir futbol videosuyla tekrardan beraberiz. Arkadaşlar, maçlarda ara sıra denk geliriz. Sahaya çeşitli hayvanlar girer. Genellikle hangi hayvanlar girer kardeşim? Genellikle kedi girer değil mi arkadaşlar? Ara sıra köpek diyelim. Hadi fantastik olsun anasını satayım, kuş diyelim. Arkadaşlar, bu videoda sahaya öküz de giriyor. Maymun da giriyor. Horoz da giriyor. Sincap da giriyor. Rakun da giriyor. Hayvanat bahçesi gibi anasını satayım. Videoya geçmeden önce sizlerden tek ricam, emeğe saygı olaraktan like bırakmanız. Beni kırmayan, emeğe saygı olaraktan like atan kardeşlerimin elleri gözleri sağ olsun. Hadi videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sincapla başladık. Ama nasıl sincap? Bence bu sincap Adanalı arkadaşlar. Baksanıza. Kafası duman gene. Uçuyor prenses. Bakar mısınız? Kesin bir şey içmiş arkadaşlar bu. Bak, etrafında dönüyordu. Köpeğe bak. Oh, rahat kardeşim. Serini bulmuş. Esiyor bak. Esiyor. Rahat. Gelmem diyor ya. Esiyor kardeşim burası. Bırakın beni diyor. Öyle köpek mi çaldırır ya? Bingolli çoban gibi. Vur dat dat dat. Kedi bak. Bu normal arkadaşlar. Kedi normal kardeşim. Tamam mı? O neydi lan? Tam göremedim. Sincap mı, rakun mu, öyle bir şey. Gene kedi. Hadi, kedinin girmediği yer yok abi. Ona bir şey demiyorum. Trafoya bile giriyor. Her yere girer kedi. Köpek, ona da eyvallah. Hadi ona da eyvallah diyelim. Köpeğe de eyvallah. Köpek de yalnız ısıracak gibi oldu bir an. Kendini sevdirdi tabi. Buldu futbolcuları. Oh. Hah, yapacağın bu kardeşim. Girerse yapacağın bu. Alacaksın, taşıyacaksın. Barça maçında gene bir kedi vakası. Kara kedi. Buyurun işte arkadaşlar, buradan yakın. Öküzün ne işi vardı la? Montaj falan değil ha. Bildiğiniz öküz. Telif diyememek için öyle yaptım. Kısa yaptım. Bakın şimdi arkadaşlar, bu köpeğe bakın. Köpek oturmuş kenarda. Çizginin dışında veya içinde, tam bilmiyorum nerede. Hani ekran geniş olmadığı için göremiyorum. Çocuğa bakın. Hele şuna. Adam gibi alsana elinden. Kaldır. Kenara at yani. Koy. Bak. Köpek de oyun oynamak istiyor. Çok tatlı bir şey ha. Adam da çıkaramıyor arkadaşlar birazdan. Bakın. Şimdi bazı arkadaşlar soracak. Bu geçişler ne diye. Telif diyememek adına. Karebaşı saniye değiştirme olayı. Bir zaman anlatırım onu sizlere. Siz de yaparsınız arkadaşlar. Futbol kanalı olan arkadaşlar yapar. Heh, yapacağım buydu kardeşim. Bak, bu ne lan? Arkadaşlar, bu ne ya? Martı desem değil, değişik bir hayvan yani, hiç görmedim. Adını bilmiyorum daha doğrusu. Leylek desen böyle leylek olur mu? Tuhaf bir şey. Çırpı gibi bacakları var, baksanıza. Bu ne işe yarıyor? Hadi bakalım. Horozun ne işi var lan? Nasıl kaçıyor? Pire gibi ha, çakal. Köpek. Köpekler sevimli oluyor genelde ya. Bir tane var videonun içinde. O biraz tuhaf bir, yani göstereceğim birazdan da. Bak, gene köpek. Biraz cinse benziyor arkadaşlar bu köpek. Baksanıza, garibim sesi çıkmıyor. Doblası olan enişte gibi bakıyor etrafa. Elden ele sıkıntı yok. Bak, gene köpek. Ya bunlar normal arkadaşlar. Köpek normal de hani öküz neydi abi? Horoz neydi? Ne işi var? Özellikle horozun ne işi var?
Köpek biraz saldırıyor mu anlamadım da. Bak, ekmek bulmuş kendine çakal, orada götürüyor ekmeği. Yemek bulmuş. Vallahi arkadaşlar, hani ben futbolcu olsam açıkçası biraz köpekten korkuyorum, tamam mı? Kaçardım herhalde ya. Vallahi kaçardım. Bir kere halı sahada başıma geldi. O Rottweiler var ya arkadaşlar, iri böyle. Çenesi bilmem kaç basıyor. O girdi. Tepeye tırmandım. Hani tepede askı oluyor ya halı sahalarda. Oraya tırmandım yani. Zor attım kendimi. Bu rakun arkadaşlar herhalde deminki. Bak kimse yakalayamıyor. Çok sağlam yakaladı. Bir çakal gibi avını aldı. Isırıldı yalnız adam. Bakın, dikkatli bakın buraya. Parmağı kaptırdı. Gitti parmak. Gelincik de olabilir arkadaşlar bu. Tam emin değilim. Bakın, bir şeyler sıkıyorlar. Kanıyor parmağı. Vey, bunlara bak. Gene aynısı arkadaşlar. Ya bunların adı ne arkadaşlar? Bir yazın Allah aşkına ya. Merak ettim cidden. Baksana. Fethetmişler. Aha, Sibirya kurdu. Cins. Kesin bu taraftarın falandır abi ya. Yoksa nasıl gelecek Sibirya kurdu? Bunlar da kelebek arkadaşlar. Kelebek sürüsü. Arı da var arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Aha geldi bak. Arı. Arıya bak. Yuva yapmış kendine. Bak nerede? Abi arı çok kötü ya. Eşek arılarından acayip tırsıyorum ben. Bir de simsiyah bir arı gibi bir şey var arkadaşlar. Görmüşsünüzdür illaki. Simsiyah böyle büyük. Bu kadar bir şey böyle simsiyah. Sesi var mı? Fız 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 diye geçiyor. O var ya, ondan çok tırsıyorum ben. Eşek arısının iki katı neredeyse. Bak. Sağ direğine gelmişler arılar. Görevliler geldi. İlaçlıyorlar falan. Ayarlıyorlar yani. Bak, sıktılar ilacı, gördün mü? Arkadaşlar bu arada soru soruyorum. Çok net bir soru kardeşim. Top sektirme rekorunuz kaç? Aşağı yazın bakalım. Ailemizde en fazla top sektiren kim? En fazla top sektirme rekoru olan kim? Ben konuşurken James Rodriguez'in kolunda bir kaçak var. Kim o kaçak? Çekirgeydi galiba. Gene bir horoz vakası. Tavuk mu? Bilmiyorum. Top sektirme rekorunuz kaç? Az bile olsa yazın arkadaşlar. Merak ediyorum. En fazla kim sektiriyor topu ailemizde? Mesela ben kendimden örnek vereyim abi. Her şeyi yapardım ama top sektiremezdim. Bende top sektirecek bacak yok. Frikik atarsın, gol atarsın, çalım atarsın, 10 numara top oynarsın ama top sektiremezsin. Bak, balonda sektirirsin. Balonda sektiriyordum ama top sektiremiyordum. 10 tane zor sektirdim yani. Bazı insanların bacakları kuvvet ayarlamasında yapamıyor arkadaşlar. Hani bu top sektirmede bazı insanlar yetenekli değil. Mesela ben de sektiremezdim. Sizde de var mı arkadaşlar böyle, hani her şeyi yapıyorsunuz ama top sektiremiyorsunuz? Aşağı yorum kısmına yazın. Arkadaşlar bu arada pazartesi açıklayacağım. Yarın tatil olduğu için pazartesi açıklayacağım. Krampon çekilişini ve forma çekilişini, son 2 gün. Katıldın kardeşim. Katılamadın, gitti kramponla şey, forma. Belki çıkacak sana, katıl ya. Ne kaybedeceksin? Cebinden para mı çıkıyor? Hayır. Benim de cebime para girmiyor. Sizler için katılın arkadaşlar. Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda giyeceği kramponu kapına kadar, evine kadar getireceğim. Tek yapman gereken çekilişe katılmak olacak. Hiçbir para ödemeyeceksin. Cebinden bir şey çıkmayacak. Evine kadar gelecek Ronaldo'nun orijinal Nike Superfly 6'sı kardeşim. Bak, maymuna bak. Buyur. Bak. Yemin ediyorum. Bak, anasını satayım. Yemin ediyorum. Sabri ile Hasan Ali'den akıllı. Vallahi bak, topu getirdi. Bak vallahi yürüyor lan. O değil de, yazık arkadaşlar be. Maymuna yazık. Baksana, köle yapmışlar. Salın hayvanı doğasına. Şaka maka, Sabri ile Hasan Ali abimizi de seviyorum. Sadece şaka kısmını söyledim. Yoksa ikisi de yani karşı karşıya gelsek, hani o dalga geçtiğimiz adamlar bizi çalın manyağı yapar. Özellikle Sabri ile Hasan Ali gerçekten. Hani böyle bir şeyler söylüyoruz ama adamlar gerçekten teknik kapasitesi yüksek arkadaşlar. Hani kimse adamlarla dalga geçmesin. Adamlar profesyonel futbolcu yani, boru değil. Bak, Bayman'a bak. Bak, içeri girdi, oyuna girdi. Bak, çalım manyağı yapıyor. Of, Messi. Çıkar gölgesine rakı içerim. Çıkar. Bak, altına da bez gibi bir şey bağlamışlar. Belli oluyor. Sıçmasın diye. Gene bir köpek makası. Ne konuşuyordum ben kardeşim?
Krampon diyordum. Tuttuğun takımın orijinal forması diyordum. Diyordum yani. Tuttuğun takımın orijinal formasında kazanacaksın. Tek yapman gereken baştaki kuralları yapıp çekişe katılmanız. Bak köpeğe bak. Köpeği de bir yakalayamadılar ha. Adam yakaladı bak. Takım elbisesi kirlenmesine rağmen. Vallahi bunlar ha 3 kişilermiş. Bir an 2 kişilerdi dedim. Hani içeri girmişler iki köpek. Biri arkadan ısırmaya çalışıyor. Biri kovalıyor. Tehlikeli şeyler olabilir diyecektim. Ne kadar saçma pozisyon ya. Neye sinirleniyorsun yani? Hayvan girmiş. Bekle. Su molası yap. Çakal. Neye sinirleniyorsun? Videonun yarısı köpek, yarısı kedi arkadaşlar. Çok sağlam yakaladı yalnız ha. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan, yorum atmadan geçmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay Mertcan Karadeniz ailesi.